Şimdi bu mevzunun bir başka önemli boyutu ise şu, 2014 öncesi, IŞİD saldırıları öncesi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrol ettiği, tartışmalı alandaki kontrol ettiği yerler 2014 öncesinden daha geride. Yani birçok alanı Kürdistan Bölgesel Yönetimi IŞİD'le savaş sürecinde aslında gönüllü olarak Irak devletine bıraktı. O bıraktığı yerleri kimi yerine Irak ordusu yerleşti, kimi yerine Haçlı Şabi yerleşti. Bu niye önemli? Çünkü dediğim gibi aslına bakarsanız bu mevzuların, yani Musul operasyonu ertesinde referandumun yapılacağı ve müzakerelere bağlı bir bağımsızlık takviminde hem Erbil'in hem Bağdat'ın Musul operasyonu öncesi anlaştığını bir başka delili olarak bunu bugün görüyoruz. Dolayısıyla da bu sınırlar evet o zaman öyle çizilmişti ama şimdi geldiğimiz aşamada bu mutabakata uygun adımların atılmadığını da çok rahatlıkla söyleyebiliriz.